Hayatınızın film olması halinde filmin nasıl bir sonla bitmesini isterdiniz? Kayınpederimin elini hissettim. Kayınpederimin tacizlerine maruz kaldım. Cezaevine gönderildik zinadan. Abi dediğiniz adamla abi dediğim birlikte olan. Evet. İsterse 5 tane karı sultan umurumda bile değil o zaman. Kızımla eşimin arasında. Ya onlar baba kız, ben nasıl uyanamadım? Kesinlikle ölecek. Elimde de bir silah var. Karar verildi. Bu adam vurulacak. Oğlum babanı vuracaksın. Babası da silah çekti. Bir kadın düşün. 13 yaşında çocuk gelin olarak hayata başlamış. Nurcihan Güven. Dayak ve şiddetlere maruz kalarak 17 yaşına kadar 3 doğum yapmış. Kaçarak hayatını kurtarmış ama ikinci şokunu yıllar sonra öz kızının yeni kocasıyla kaçmasıyla yaşamış. Ekmeğini kazanmak için taksicilik yapıyor. Hayatının film olabileceğine inanıyor çünkü... Selam arkadaşlar, ben yönetmen Yunus Çevik ya da Çeken Adam. Hayatınızın filmini yapmaya geldim. Anlatırsan Film Olur programının bu bölümünde konuğumuz Nurcihan Güven. Nurcihan Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Programımız hakkında detaylı bilgiye sahipsiniz. Önce izleyicimize kısa bir özet geçelim. Her hafta programımıza hayatı film olabilecek kişileri konuk edeceğiz. Ve sürecin sonunda bir kişinin hayatını film yapacağız. Konuk yarışmacımızdan istediğimiz tek bir şey var. O da bizlere gerçek bir hayat hikayesi anlatması. Aksi durumda yarışmamızdan diskalifiye olur. Nurcihan Hanım, bizlere gerçek bir hayat hikayesi anlatacağınızı onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. O halde size birkaç sorum var. Buyurun. Hayatınız film olsaydı ve siz X bir kişi olsaydınız, sinemaya o filmi izlemeye gider miydiniz? Giderdim, evet. Filmden ne tür duygularla çıkardınız? Gerçekte bunlar da yaşanılıyor muydu? Şaşkınlıkla çıkardım. Gerçekleri izlemek beni güçlendirirdi. O zaman diyoruz ki anlatırsan film olur, anlat ki film olsun. Ben 5. sınıftan sonra okutulmadım. Tamamen annemin isteği üzerine evlendirildim. Benim çocukluğum evlendiğim anda bitti. Babam sinir hastasıydı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördü. Annem bu kızın başına bir şey gelir, ben sahip çıkamam düşüncesiyle komşumuzun bir yakınına onların deyimiyle baş göz ettiler. Benim deyimimle çocukluğumu bitirdiler. 13 yaşında evlendiniz ama resmi evlilik olmadığı için... Resmi evlilik olamadığı için yaşımın büyütülmesi söz konusu oldu. Ne olduğunu anlamadan annemin başörtüsünü başıma bağladılar. Ablamın pardösünü giydirdiler. Mahallemizin bakkalı Ali amca şahit oldu. Bu kızın doğum yaşı budur diye. 17 yaş yaptırıldım. Bir şekilde 17 yaşında da anne baba rızasıyla nikah oluyordu. Resmi nikahım oldu. Çok ağlayarak, çok bağıra bağıra ağlayarak gittim. Yani bütün Kaynarca benim nasıl evlendiğimi çok iyi bilir. Hafızalara kazındı. Kalabalık bir aileye gelin gittim. Bir göz oda verildi bana, yatak odası. O geceden biraz bahsetmek istiyorum çünkü çok büyük bir iz bırakıyor kişide bunlar. Bizi gerdeğe soktular odanın birine. Kapıda herkes bekleme içerisine girdi. Çok korkunç bir geceydi. O gecenin etkisi uzun yıllar üzerimde taşıdım. Benimle olan o adamdan zaten o gece nefret ettim. Tiksindim. Koktu, ürküttü. Yatakta dayak yemeli olaylarım başladı sonra tabii. Zaten bu hiç bitmedi. O gece başladı. Şiddet. Şiddet başladı. Şiddetin tek nedeni de ilişkiye girmeme. Korkuyorum, tiksiniyorum, istemiyorum. Soba küreğiyle hemen hemen her gece evlendirildiğim adam benimle yatmak istedikçe dövüyordu. Ve kayınvalidemin tokatlarına maruz kaldım. Çok kısa süre sonra hamile kaldım. Bebektim, ben de çocuktum. 14 yaşındaydım. O çocuğum 28 günlüktü. Emzirirken boğmuşum yanımda. Öldü ama 28 gün içerisinde benim bir oyuncağım vardı. Çocuğumu giydiriyordum. Tulumları, işte patiğini, şusunu, busunu, altını değiştirmek aklıma bile gelmiyordu. Günler böyle ard arda geçti derken ben bir daha hamile kaldım. Ben 17 yaşıma kadar 3 doğum yaptım. Eşim bir fabrikada çalışıyordu gece. Kayınpederimin tacizlerine maruz kaldım. İşte masaj yap, omuzumu ovala, başımı ovala. Kayınpederimin elini hissettim. Uyanır gibi yaptım kayınpederim için. Böyle bir an yaşadım, bir gece yaşadım. Eşime anlattım, hayır babam öyle bir şey yapmaz, etmez gibi tepki gösterdi. Ben de anneme, ablama, evde kim varsa oturdum. Ağlayarak anlattım. Göndermiyorum kızımı dedi, eve ayır. Bir şekilde ev ayrıldı. Evin bir odası içeriden kapatıldı, dışarıdan kapı açıldı. Tek oda. Bağlantılar kesildi. Bağlantılar kesildi.
Yine böyle dayak yediğim bir günde ablama kaçtım ben. Çok dayak yemiştim ama gözüm falan morarmıştı artık. Çocukları evde bıraktınız? Bıraktım. Çocukları babaannesinde. Ne kadar kaldınız ablanızda? 3 ay kaldım. Bir insan tanıdım orada. İnsandı yani. O kişinin adı Muhsin'di. 2 kez görüştük, konuştuk zaten ayaküstü. Telefon numarası verdi bana. Telefon numarasını kağıda yazıldı, hep onu sakladım ben. Bir çıkar, bir kurtuluştu, bir şeydi benim için, adını koyamadığım bir şey. Aşk hayır değil, sevgi hayır değil. Yani. Kurtarıcı gibi gördüm. Kurtarıcı gibi. Birini arayabileceğim birisi, konuşabileceğim birisi gibi. Bir türlü ayrılmamı istemedi annem. Yuva dağılmasın. Gittin kefenle çıkacaksın gibi. Şimdi ablam beni korudu. Nur Cihan'ı vermiyorum dedi. Ablam anneme babama diklendi. Çok büyük kavgalar oldu. Bu sefer ben ablama dedim ki abla gideyim yani kötü oldular. Annemle ablam çok kötü oldu. Yani kendi eşinizin evine değil annenizin evine geçtiniz. Annemin evine geçtim. Annem beni bir odaya kapattı. Babam dedi ki çıkarma o hayvanı oradan dedi. Sonra annemin konuşmalarından evli olduğum adam gelecek, beni alacak, beni verecekler. Onu hissettim, planımı yaptım. Annem buradan kalkana kadar ben kaçarım diye düşündüm. Aldım terlikleri elime, koşa koşa ayrıldım o evden. İlk evin kapısını çaldım, bir kadın açtı kapıyı. Kendimi içeriye attım, beni saklayın ne olur dedim. Kısaca başımdan geçenleri anlattım. Kadın beni sakladı. Beni Gebze'ye bir yere götürün. Bir adres var elimde, buraya gitmem gerekiyor dedim. Erzurumluymuş bayan. Kara çarşafı vardı, onu giydim. Eşiyle birlikte beni gönderdi. Dolmuşa bindik, Gebze'ye geldik. Anlattım, evden kaçtım dedim. İşte çok dövüyorlardı beni dedim. Dayaktan kaçtım, daha çok korkuyorum dedim. Beni bir arkadaşının evine yerleştirdi. Sanırım orada 1,5 ay kadar kaldım. Çok huzursuz bir evdi. Evin adamı içki içiyordu ve eşini dövüyordu. Korkunç bir ortamdı ve orada hiç kalmak istemedim. Muhsin abi ne zaman gelecek gibi sorularım oluyordu. Sonra Muhsin dedi ki seni arıyorlarmış. Korkunç bir şey benim için. Bulunduğum an tekrar götürülecektim. Ne annemin, ne babamın, ne çocukları. Hiçbir şey düşünmüyordum. Sadece kendimi kurtarmayı düşünüyordum. Şu an onu düşündüğüm zaman diyorum ki nasıl bir duyguydu? Nasıl düşünmez insan çocuklarını? Nasıl düşünmez insan anne babasını? Çorlu'ya gidelim dedi. Orada büyük bir iş aldım. Sana da orada iş verebilirim. Dedim ki benim tahsilim yok ki ve ben hiç çalışmadım. Sekreterim olursun dedi ve biz Çorlu'ya gittiğimizde ev tutulmuştu zaten. Biz o süre zarfında birlikte olduk. Abi dediğiniz adamla abi birlikte oldunuz. Evet. Aşk değildi belki. Yani tutku değildi. Ama onu çok sevmiştim. Bir hani... Güven duygusu ona yaklaştırdı o zaman. Bana çok tek iyi davranan insan, bana tek değer veren insan, benim gazete alırken bile hangi gazeteyi alalım diye soran insan, bana ilk defa birileri bana fikrimi soruyor. Size ilk defa birisi iyi davrandı evet, o zaman. Evet. Öyle diyebilir miyiz? Öyle diyebiliriz. Yani aşk diye adlandırmayalım çünkü evet. Ben daha sonra aşkı yaşadım. Muhsin'le yaşamaya başladı. Çok geçmedi biz evde yakalandık. Cezaevine gönderildik zinadan. Şu an zina suç değil ama o zaman suçtu. 3 ay ceza yedik. Bu sıra avukat tuttu. Muhsin avukatı geldi bir gün bana. Dua et ki dedi, karşı taraf şikayetçi olmadı. Pardon, karşı taraf derken Muhsin de evliymiş. Karısıyla görüştüm dedi, o davacı olmadı, olabilir dedi. O davacı olmadığı için de az ceza yemişiz. Hemen dedi çocuğumuz olsun dedi, hemen çocuk yapacağız, sen gitme dedi. İkinci eş olarak mı o zaman? Kuma olarak. Onlara göre çok normal, bize göre çok tuhaf. Muhsin de bizi hiç karşılaştırmadı, hiç bizi bir araya getirmedi. O zaman imam nikahı kıydınız? İmam nikahı kıydık, Çorlu'da oturmaya devam ettik. Bu esnada işte çocuk istedik, isteyerek bile isteye, yani hamileliğim hissederek, hamile olduğunun bilincinde. Bilinçli bir anne, bilinçli bir hamilelik oğlumu dünyaya getirdim. Bu zamana kadar Muhsin'le de birlikte olamadım. O beni doktora götürdü, bir jinekoloğa gittim. Cinsellikten yana çok korkuyordum ve hiç dokundurmuyordum. Mesela sohbet edelim, gezelim, konuşalım, muhabbet edelim, tamam. Ama iş gece olunca cinsellikte ben bambaşka biri oluyordum. O buna da amenna dedi. O yüzden ona bağlılığım bir kat daha arttı. Hep anlayışla yaklaştı. Konuşarak, anlatarak, izah ederek, dokunmadan. Ama dokunmadan. O zaman zina suçu dediğimiz noktada da hani siz birlikteliğiniz sadece sevgi, saygı çerçevesinde bir mesafedeydi. Evet, evet. Yanlış anlaşılmasın izleyenlerimiz açısından, sizin açınızdan. O tedavi olduktan sonra zaten güzel, normal bir kadın oldum. Oğlum oldu. Sonra ben
iki kız dünyaya getirmiştim. Annelik duygum kabardı ya, hamile oldum. Onları aramaya başladım. Onların özlemi oldu bende. Pardon, atladım. Cezaevinden çıktıktan sonra avukata dedim ki hani nasıl olacak bu iş? Boşanmamız nasıl olacak? Tekrar bir dava mı açacağız? Dedi ki hayır, karşı taraf boşanmayı kabul etmiyor. Para talep ediyormuş. Zaten sizinki amme davası, kamu davası oldu. Zinadan içeride yattınız. Zaten otomatikman boş oldunuz dedi. Hmm. Boşandınız. Öyle bir şey de vardı aynı zamanda. Aynen böyle. Yani zinadan suç oldu. Zinadan yakaladığınız zaman otomatikman isteseniz istemeseniz de boşanıyorsunuz. Ha, o kadar uzun sürmüyordu o zaman. Hayır, boşan. Hiç sürmüyor. Ve bunu kötü niyetli olarak kullanıp da boşanmak isteyip de kendisini yakalatanlar da olabilirdi o dönemde. Ben tabii o zamanlar bu kadar çok film, fırlak böyle şeylere benim aklım ermezdi zaten. Aklım yetmezdi. Ermezdi, benim aklım yetmezdi. O zaman aklım çok kıttı benim. Kabul ediyorum. Kızlarımı almak için çok mücadele ettim. Yasalın belirlediği günlerde çocuklarımı aldım. Onlarla şır neşir oldum. Oğlumun babasının durumu çok iyiydi. Hiç görmediğim, gezmediğim, yemediğim her şeyi hep onda gördüm. Size de değer veriyordu. Evet, evet. Sevgi var, saygı evet, var. Evet, bir tane karısı olsun, isterse 5 tane karısı olsun umurumda bile değil o zaman. Çünkü gerçekten beni seviyor, bana değer veren birisi var hayatta. Onun tarafı beni çok çabuk kabullendi. Evlilerim oldu, kayınlarım geldi, gitti. Çünkü bir erkek evladı vermişim onlara. 6 kızı var düşünün ve doğulu bu insan. Beni nasıl el üstünde tutuyorlar, ben erkek evladı vermişim. Kızlarımı alma mücadelesine girdim ve aldım. Çocuklarım artık benimle beraber. Yıllar, ayları, aylar, yılları, günler, haftalar benim çocuklarım büyüdü. Kayınvalidem Alzheimer hastası oldu. Getir dedim anneni bana. Ben bakarım ve yıl ölene kadar ben kimse, ama hiç kimseye vermem. Kayınvalidemi yanıma aldım ve ona çocuklar gibi baktım. Daha bir huzurlu oldu evimiz. Evimizde bir hasta yaşlı kadın var. Çocuklarım yanımda. Benden huzurlu kim var ki artık? Ben çok huzurluyum. Ya öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Çok huzurluyum. Hatta kayınvalidem vefat etmeden bir amcamın kızı var İzmit'te. Ona gitmiştim. Dedim ki Fatoş ya ne kadar mutluyum. Ya niye benim hiç, Rabbim bana hiçbir sıkıntı vermiyor. Hiçbir şeyim yok diyorum ya. Fatoş insanın sıkıntısı olmaz mı diyorum. Çocuklarım iyi, kocam iyi. Maddi sıkıntı denen öyle bir şey hiç tatmıyoruz zaten. Alıyoruz, yiyoruz, geziyoruz, veriyoruz, yardımlarda bulunuyoruz. Gönlümüz de çok geniş, eşimin de benim de. Böyle konuştuktan sonra zaten çok kısa bir zaman sonra kayınvalidem öldü. Eşimin dengesi bozuldu, böyle şeyler oldu falan. Bir anormal bir hayata geçiş yaptım ben. O hayatta ne vardı biliyor musunuz? Evde 2 kızım vardı, birini evlendirmiştik. Kalan diğer kızımla eşimin arasında bir şey oldu, adını koyamadım. İkisi de evi terk ettiler. Ne oğlumun babası, ne de o benim kızım dediğim bana bir açıklama yapmadı. Birden kayboldular ortada. Hiç kimse bana yine inanmadı. Elimdeki olan delilleri sundum, tamam dediler. Ama her ikisine de ulaşamadım. Hepsi birden gitti. Kayınvalidem gitti. Onlar gitti. Elimde o deliller kaldı. Ona sorun böyle miydi? Ben nasıl körmüşüm? Nasıl kondurabilirim? Ay olur mu öyle bir şey? Yok canım öyle... Ya hayır canım. Ya onlar baba kız gibiydiler. Sadece kelimeler kaldı yani. Yaşadıklarım kaldı. Düşündüklerim kaldı. Düşün, hak et ya. O zaman da böyle bir olay olmuş. Ben nasıl uyanamadım? Dediğim şeyler kaldı. Oğlumun babasına da ulaşamadım. Diğerine de ulaşamadım. Ama kafamda bir sürü çözülmesi gereken sorular. Kafam böyle artık psikolojim bozuldu. Nihayetinde kaldığı yeri öğrendim. Gece saat 11.30'da ikisi birden arabadan indiler. Yukarıya çıktılar. Bekledim. 3. katın ışığı yandı. Gece saat 2'den sonra gidiyordum. Zile basıyordum, açmadılar. Kaç kez arabasını paramparça yaptım dışarıya çıksın diye. Polis geldi mi bu arada? Gelmedi, şikayet. Siz parçalıyorsunuz, adam yaptırıyor. Böyle gidiyor, yaptırıyor. Daha sonra yaptırmamışlar. Arabanın camlarına naylon kaplatmış. Arabamda zaten keser, böyle balyoz hepsi mevcut. Onlarla kırıyorum arabayı. Artık kesinlikle ölecek. Elimde de bir silah var. Oğluma dedim ki oğlum babanı vuracaksın. Kesin net yani net karar verildi. Bu adam vurulacak. Oğlum babanı vuracaksın. Çocuğu anlattım her şeyi. Vuracaksın. Belden aşağı ateş edeceksin dedim. Ben yaparsam sen bana bakamazsın. Gittik oğlumun bir arkadaşı daha vardı. Derya yanımda arkadaşım. Kapının önünde durdum, evi gösterdim. Çocuk yukarı çıktı, silahı ben verdim oğlumun eline. Çok sıkı temizledim, ayaklarına ateş et, sakat kalsın, yürüyemesin. Polislere de bu sıra söyledim ben. Sonra oğlumu gönderdim yukarı. Arkadaşıyla birlikte çıktılar. Patır patır koşa koşa aşağı geldiler. Bir hışma, ne oldu dedim. Fatih dedi ki Nurcan teyze de babası da silah çekti dedi. Evdeler miydi? Bana onu söyleyin dedim. Dedi ki evet evdelerdi dedi.
giderken polis geldi oraya zaten. Hep beraber karakola götürüldük. Karakolda işte bize ayrı ayrı odalara koydular. Saldırganım ben, çok saldırganım çünkü. Sonuçta bizi gönderdiler. Sonuç şu olmuş, kızım himayem altında, bu kadar. Ama bugün aynı olayı yaşasam, bugün yine aynı olayı ben yaparım. Yaparım yani. İzleyen halk teşvik ediyor kötülüğe gibi sizi. Bakış açısı ama suça... bu. Evet, doğru söylüyorsunuz. Halk tepki gösterecektir. Aa, bir anne çocuğuna bunu yapar mı? Yapar efendim. Yapar. Yaşayan bir anne yapar. Bugün olsa bugün yine aynı şeyleri ben aynı ayağa bastığım yoldan aynı izden giderdim yani. Herkes bunu onaylamak, evet, zorunda değil. Sadece insanın neler yaşadığını, bir öfkenin veya yapılanlara neler yaptıracağını anlasınlar yeter. Dedim ki oğlum artık bu evde ben duramam. Sen bu evin sahibisin. Yani bu ev senin, babanın evi. Ben burada olduğum sürece babam bu eve gelmez. Sana da bakmaz. Mağduruz. Ben seni peşimde götürüp seni perişan edemem. Çocukla net konuştum bunu. Bir ev buldum. Yani bir, bayağı bildiğim bir apartmanın bir sığınağı, bodrum gibi bir yer. O kadar çok iş buldum ki o iş ararken. Kimi iş yerinde 2 saat durdum çıktım. Kimi iş yerinde 3 gün çalıştım. Kimisinde 15 gün çalıştım. Hemen masaj yapmalarla başlıyor patronlar işi. Masaj olayından zaten benim çocukluğumdan kalma bir antipatim olduğu için belki 17, belki 18 tane iş yeri değiştirdim. Çalışmadım. Para alamadım. O süre zarfında sağlık kursuna kayıt oldum. İş garantili bir eğitimdi. Sonrasında Alzheimer Vakfı'na gönderildim ben. Gittiğimde çok ilginç bir şeyle karşılaştım. Kayınvalideme bakarken orayla irtibattaydım sürekli. O kişi Semra'nın benim patronum oldu daha sonra. Son aylarda artık çocuğum, anne doğal gaz kesildi, babam ödemedi. Elektrik kesildi, babam ödemiyor. Ben senin yanına gelmek istiyorum. Geldiğin zaman hayat şartları bunlar. Ben seni okutamam. Benim hayatım çok zor oğlum. Yapabilir misin yanımda? Gittim geldim, çocuk söyledi. En sonunda ben yanıma aldım. Babası evi satmış çünkü. Bir sene okula gitmedi. Çalıştı. Pendiklisine devam etti. Orada zaten liseyi bitirdi. Ben de huzur evinde çalışmaya devam ettim. Butiğimi açtım bu arada. Kimseye muhtaç olmuyorduk oğlumla ben. Oğlum zaten çalışıyordu. Şartlar daha iyi olmaya başlamıştı o zaman. Düzelmeye başladım. Düzeldim de zaten. Atladığım yer oldu bu arada. Muhsin benim peşime düştü. Görüşmeyi kabul etmedi. Barışmak için. Barışmak için. Büyük kız evlenmişti. Onun evinde görüşmeyi kabul ettim. İşten geldim. Saat 6. Bu çok önemli bir detay bakın. 8'de buluşacağız. Bana bütün gerçekleri anlatacak. Bütün gerçekleri anlatacağım demiş. Kızınızla beraber mi gelecek yoksa tek biri? Yok, tek kız yok ortada. Ben şartlı görüşüyorum. Benim bütün sorularıma cevap verecekse, yemin edecekse, yemine çok inanırım. Yani yemin edecekse tamam, doğru söylüyordur bana göre o insan. Açtım ellerimi. Allah'ım dedim, eğer bana doğruları söyleyecekse bana güç kuvvet ver. Ama bana yalan söylerse bana bunu göster Allah'ım dedim ya. Göreyim yani bir şekilde, ya onun diline ver ya bir şey ver, ben göreyim bunu dedim. Eğer ben iftira atıyorsam da, eğer ben yanlış düşünüyorsam, ne olur Allah'ım beni felç et. Yani şu saatten sonra ben yürüyemeyim. Bakın bu o kadar ince nokta ki, ben kendim felç olayım dedim, dua ediyorum. Dua ettiniz. Dua ettim ve çıktım gittim. Oturuyorduk olduk. Kalkar gibi yaptı, hoş geldin dedi, hiç cevap vermedim. Ben de bir sandalye vardı orada, oturdum balkonda. Rahat bir şey, dedim hani anlatsın demeye başladım. Baktım bir tuhaf bir şeyler olmaya başladı buna. İşte eli, ya adam orada felç geçirdi yani, artık hareketlerini falan bilemeyeceğim. Ağzı burnu bir şeyler oldu. Felç geçiriyormuş adam. Bismillah, böyle ağzı yamuldu yani. Her şey ortada, Allah'ım şükrettim yani. Şu saate kadar hiç haber almadım ondan bir daha. 2 sene kadar böyle bir boşluğum oldu. Huzur evinde o kadar çok arkadaşım oldu ki hepsi de duldu. Duldulu çekmiş o zaman. Evet. Saat 6'da çıkış saatlerimize buluşuyorduk, okey oynuyorduk, kahve içiyorduk, sohbet ediyorduk. Yine böyle bir zamanlardan birinde oraya gelen bir kişiye hiç hissetmediğim duygu, böyle her taraf böyle sımsıcak bir şey hissettim. Aşk denilen oymuş. Onun yanında konuşmaya utandım. Onun yanında çayımı içerken boğazım kırt kırt ses yapıyordu. Hemen arkadaşı çağırdım lavaboya. Kim? Bu kim ya? Uzun saçlı olan kim? Hemen hayallere daldım. Aşk yaşayacağım erkek yani. Bir erkek işte. Cüneyt ilk etapta bana aşık olmadı. Çok soğuk davrandı. Çok ukala, çok bencil. Kendini beğenmiş. Ben onun için içten içe onu gördüğüm yerde tir tir titriyordum böyle.
İki kadın, iki erkek. İki kadın, iki erkeğiz. Ki başlayacak ya, o ortamı yakalıyoruz. Çöp çatanlık yapıyor aynen arkadaşlar. Aynen öyle. Kibar kibar yiyorum çatalla, bıçakla falan yemeye çalışıyorum. İşte utanıyorum onun yanında böyle. Sohbet, muhabbet saat 10.30-11'e geliyor falan. Dedi ki, ay saat de 11'e geliyor ya. Ben dedim ki, gelsin sorun var, evde bekleyenimiz var hepimiz de. Yalnızız. Cüneyt oradan dedi ki, ben evliyim. O zaman burada ne işiniz var dedim. Hayır, evli bir insanın bu saatte burada ne işi var? Niye, olamaz mı? Hayır, olamaz dedim. Benim tabii moralim çok bozuldu. Birden gardım düştü. Artık ben böyle nasıl yemek yediysem orada. Garson ekmek getir. Garson ekmek salatana böyle ekmeği bandıra bandıra onları bir yutuşum var. Bana dedi ki, çok ekmek yemiyor musunuz dedim. Benim kilo problemim yok dedim. Çok sinirlen. Artık kibarlığı falan bıraktım yani. Habire yiyorum falan. Cüneyt benim için bitmişti artık yani. O gece bitmişti artık. Meğer evliyim demesi blöf yapmış. Eşiyle ayrılmış. İki çocuğu var. Şöyle tabir edebilirim. Aynen kısa ve net. Zengin bir ailenin şımarık bir çocuğu. Ben yanlış kişiye aşık olmuşum. Ama öyle böyle değil. Benim ailem özellikle kabul etmedi. Serseri dediler, saçı uzun dediler, küpesi var dedi benim annem. Onun ailesi de bana köylü dedi, bakımsız dedi, beni istemedi. Evlenin madem dediler. Oğlum kendi başına yaşamayı öğrenmeden evlenemem dedim. Cüneyt'in bu arada bağımlı olduğunu öğrendim. Evde bulduğum bütün o madde, keyif verici maddeleri karakola götürüyordum. 6 sene mücadele ettim. Narkotik kalmadı, karakol kalmadı, polis... Yani hiçbir yer kalmadı şikayet etmediğim. Çünkü bağımlıydı, kurtarmaya çalışıyordum. 1,5 yıl hiç görüşmedim Cüneyt'le. Ve işte 1,5 sene sonra karşıma çıktı. Kesinlikle bıraktığına yemin billah beni bir şekilde ikna etti. Bypass olmuş bacağından, ayak yara. Onu görünce inandım. Tamam, hemen nikah kıydık. Ve 6 yıl sonunda evlendiniz. 10 yıl sonra. 10 yıl sonra. 10 yıl sonra evlendik biz Cüneyt'le. Ben yine nikah kıydım ama düzenimi bozmam dedim. İşimden çıkmam çünkü ben sana güvenmiyorum. Bir daha bu düzeni dağıtırsam toparlayamam. Güzel, tamam, Cüneyt kabul etti. Benle yaşamaya başladı. Ben işe gidiyorum gene. İşte gün içinde konuşuyoruz. Konuştuğumuz zaman telefonda ben onun o maddeyi aldığını öyle anladım. Tedaviye de yanaşmadı. Ben de seni bu şekilde kabul etmiyorum, etmeyeceğim de dedim. Boşanma davası açıldı. Mahkemeye her gidişimde boşanmıyorum dedim. Kocamı seviyorum, sadece bu bağımlılığı var. Tedavi görmesini istiyorum. Tedavi görmesini istiyorum. Ben boşamayacağım. Süre zarfında bir de tanıdık böyle çok değer verdiğim bir insan var. Metin Hoca. Cüneyt'le yaşadıklarıma birebir o şahit. Hep ondan böyle destek alıyorum. İşte yine bunu yap, ne yapmam lazım, artık benim aklım yetmiyor falan. Herhangi bir şeyle onun evine kaçıp gidiyorum. Cüneyt geliyor eve, almış uyuşturucuyu. Küfür ediyor, bağırıyor, dövecek beni. Bağımlılıkta şiddet vardı o zaman. Tabii onu aldığı zaman ne yaptığını bilmiyor. Ayılınca tabii. Kendine gelince özür diliyor. Tazminat ödesin veya nafaka bağlansın bana istiyorum. Onun sayesinde bir sürü şeyimi kaybettim. Bir sürü şeyime engel oldu. Hacizlik oldum, bir arabam vardı, acize gitti. Yani maddi zarara soktu beni sonuçta. Bunların bir bedeli olmalı. Şu an hayatınız düzgün. Herkes gibi ekonomik sıkıntılarla baş başayım. Taksicilik yapıyorum. Hayatınızın film olması halinde filmin nasıl bir sonla bitmesini isterdiniz? İşim olsun isterim. İyi bir iş, net gelen bir maaş. Sadece iş istiyorum. Şu an sorumuz ama film olsaydı, filmdeki final nasıl olsun isterdiniz? Yani film olması halinde. Bağımlılığının bitmesini isterdim. Yani keşke o onu bıraksaydı. Hani keşke benimle evliliği devam etseydi. Veya şimdi Metin Hoca var. Yani hayatımda arkadaş, dost, her şey bana göre. O da alkol bağımlısı. Metin Hoca'nın alkolü bırakması örneğin. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ne demek, yolunuz açık olsun. Bu bizim şurada afiş olan filmimiz, Korku Takvimi. Filmimizin galası olduğunda özel misafirimizsiniz. Çok teşekkür ederim. İki kişilik davetiyedir. Buyurun gelin, başımızın üstünde yeriniz var. Sevgili izleyicilerimiz, Nurcihan Hanım'ın hayatı film olsaydı, bu hayat hikayesinde, senaryoda şöyle karakter olsaydı, ana hikayesini bozmadan, telif hakkı içermeyen düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Nurcihan Hanım anlattı, şimdi sıra sizde. Anlatın, film yapalım. Eşiniz kendi elleriyle sizi yıkıyor. Başkalarına sunuyor. Orukluk da dedi. 3 tane şart var dedi. Uyuyan.
Hemen çocuğun birini kaptı, duvara dayadı bu. Kan fışkırdı. Yani hakikaten öldüm çünkü 3 tane oğlum çok güzellerdi. Benim helalimle cennete gireceğini bilsem cehenneme girsin derim.